Herkese merhabalar. Çok önemli gelişmeler var, özellikle yapay zeka ve robotik alanında. O yüzden de bugün size özellikle bu hafta ve dün ve evvelki günler neler oldu bir özet geçmek istiyorum. Yapay zeka alanı çok hızlı ilerliyor. Özellikle son 1,5 senede OpenAI'nin ChatGPT çıkarmasıyla beraber bir anda GPT-4 gelişti, işte Gemini geldi Google'dan, işte farklı markaların, şirketlerin farklı ayrıca yapay zekaları var. Ne olacak bunun sonu? Bununla ilgili de birkaç fikrim var ama gelin önce yapay zekalar dünyasında neler oluyor bir ona bakalım. İlk önce DeepMind'da başlayalım. Google'ın satın aldığı DeepMind şirketi önemli. Onu da hatta işte Elon Musk yatırım yapmıştı başta DeepMind'a ama sonra Google'la birleşince oradan çıkmak zorunda kalmıştı. Şimdi gelin DeepMind'ın yeni yapay zekasına neler oluyor? Bu yeni DeepMind'ın geliştirdiği yeni yapay zekanın adı Sima. Sima bir ne diyelim? Öyle bir yapay zeka ki şu anda sanal ortamdaki oyunlarla eğitildi. Bu şu demek yani oyunlarda kullanabiliriz mi? Yani aslında amaç o değil. Amaç oyunlarda çok fazla farklı varyasyonlu, şu andaki hayattaki alanlara, çevrelere benzer dünyalar kurgulanıyor ve o dünyaları eğer anlarsa yapay zeka, o zaman gerçek dünyayı da anlaması daha kolay olur ve böylelikle hani farklı konularda da bilgisi olur diye de ayrıca eğitiyorlar. Şimdi size DeepMind'ın kendi sayfasından göstereceğim. Bu yapay zeka aracı 3 boyutlu sanal ortamlarda eğitildi. Tabii burada daha dünyada olmayan konular da olabilir. Ama genel olarak mesela işte böyle iki uzay aracının peş peşe gittiğini görüyoruz. Daha bu tip şeyler yok ama bunları da bir hazırlık gibi de düşünebiliriz. Ha, bu yapay zekayı ne için kullanacaklar? Genel olarak bu blog yazısında da özellikle bu video oyunları eğitiyoruz ki gerçek hayatta da daha sonra bu yapay zeka kendine bir alan bulabilsin. Gerçek dünyada da var olabilmesi için bu oyunlar üzerine eğitiyorlar. Hangi oyunlar üzerine eğitiyorlar? Sağda geçen oyunlar var. Bunlar işte Proctor, Wobby Life, Teardown gibi böyle 8 farklı oyun stüdyosunun 9 farklı oyun video oyunları üzerine de eğitiliyor. Bunun sonu nereye varacak? Nereye varır? Düşünelim. Pek çok farklı kurguya sahip olduğu için işte otonom arabalarda kullanılması, uçaklarda kullanılması gibi böyle farklı alanlarda kullanılması söz konusu olabilir. Gelelim Anthropic'e. Anthropic'ten de bir haber var. Kendi geliştirdiği Claude isimli bir generative AI yani üretken yapay zekası var. Tıpkı ChatGPT gibi ve onun şu anda en hızlı ve en ucuz uygun fiyatlı sohbet robotu olduğunu, üretken sohbet robotu olduğunu söylüyorlar. Gelişmişse onu da göstereyim. Orada da aslında amaç ne? Şu anda mesela online olarak bir siteye girdiğimizde bir hizmet almak istediğimizde bir satın alım ya da işte servis alacağımız zaman orada chatbotlar çıkıyor ama onlar çok robotik oluyor. İşte bunlar gerçekten bu Claude 3 Haiku'yla beraber çok hızlı bir şekilde cevaplar verebildiğini görüyoruz. Şimdi size onun da videosunu göstereceğim. Burada Claude 3 Haiku'nun hemen bir şey olarak görüyoruz. Müşteri hizmetlerinde olarak görüyoruz. Ve burada da kendi sağlık sorunuzla ilgili bir tanımlama yapar mısınız diye mesela soruyor ilk önce.
kişi de, gerçek olan kişi mavi cevaplar veriyor. Devamlı başarılarım oluyor diyor. İşte üzgünüm bunu duyduğuma diyor. Bir de empati kuruyor. Biraz daha bu başarılarla ilgili detaylar verir misiniz diyor. İşte onları söylüyor ve böyle çok hızlı cevap verdiğini görüyoruz. Aslında burada olay hani bir yandan empati kurması, doğru cevaplar vermesi, bir yandan da bunu çok hızlı bir şekilde yapıyor olması. İşte Claude 3 Haiku ile beraber bunun tanıtımını yaptılar. Ayrıca imaj da ekleyebiliyorsunuz. Bunu da görüyoruz ayrıca. Antropik kim peki? Antropik Amorei kardeşler var. Onlar OpenAI'da da çalışmışlardı. Daha sonra ayrıldılar. Kendi Antropik isimli bu yapay zeka şirketini kurdular. Onların aslında firma ve Amerika menşeli bir firma. Amerika'da bulunan bir firma. Ve chatbot, bu üretken yapay zeka konusunda da gerçekten hani devamlı adını duyduğumuz, işte Claude'la özellikle ChatGPT yarışına katılan bir firma. Evet, gelelim şimdi bir diğer yapay zeka konusuna. OpenAI'ın CTO'su, yani teknolojiden sorumlu yüksek yöneticisi Mira Murati Wall Street Journal'a bir röportaj yaptı ve bu röportajda öyle bir şey söyledi ki gerçekten bunu söylediğine de herhalde pişman olduğuna dair bir böyle yüz ifadesi de gördük kendisinden. Ne oldu peki? Wall Street Journal'ın muhabiri, röportajı yapan kişi ne üzerine eğitiniz sorayı diye sordu. Sonra da şu hani acayip sinematik videolar üreten, bir dakika uzunlukta videolar üreten bir yapay zeka üreticisi. Geçtiğimiz haftalarda çok konuştuk onu. Hatta özellikle stok görseller ya da sinema ya da videolar üretme konusunda gerçekten çok büyük çığır açacak. Onunla ilgili ne üzerine eğitiniz diye soruyor ve bakın ne cevap veriyor. İnanamayacaksınız. So videos on what data was used to train Sora? We used publicly available data and licensed data. Diyor ki şu anda kamuya açık ve lisanslı, kamuya açık datalar üzerine eğittik diyor. Şimdi bakın kadın ne diyor. So, videos on YouTube? YouTube'daki videolar üzerine mi eğittiniz diyor. Aldığı surat ifadesini görüyor musunuz? I'm actually not sure about that. Okay. Videos from... Emin değilim diyor. Sonra devam ediyor. Instagram, Facebook videolarıyla mı eğittiniz peki diyor. O da yok diyor. Yani işte bilmiyorum diyor. Evet diyor, kamuya açık ama hani hangileri tam bilmiyorum gibi bir cevap veriyor. Bu da hani şunu konuyu dile önümüze getiriyor. Telif konusunu. Yani aslında ürettiğimiz videoları şu anda yapay zeka üreticileri eğitim için, kendi yapay zekalarını eğitmek için kullanıyorlar. Ve bunun için hiçbirimize bir telif hakkı ödemiyorlar. Kendi özelimde diye söylemiyorum ama yani burada hani çok büyük yönetmenler var. Yönetmenlerin, daha bilinen insanların videoları ya da şu anda mesela Midjourney yazarak çok gerçekçi versiyon 6 ile fotoğraflar üretebiliyorsunuz. Picasso gibi çiz dediğinizde çizebiliyor ama Picasso ondan bir telif hakkı almıyor. Yani bilinen kişilerin yeteneklerini de burada aslında bir şekilde bir telif hakkıyla korumak gerekecek. Bunu da işte avukatlar ve hukuk yapıcılar beraber çalışarak bir çözüm ulaştıracaklardır. Çünkü bu yapay zekanın, özellikle OpenAI'nin ChatGPT'siyle beraber ilk günden beri konuşulan bir konu. Sizi taklit ederek ya da bilinen yazarlar gibi yazdığı zaman orada bir telif hakkı söz konusu. Bu konuda neler olacak aslında? Bunun için bir zemin oluşturacak muhtemelen tüm bu problemler. Gökçe Avukatlık'tan Görkem Gökçe ile bir röportaj yaptık. Pazar günü yayınlamayı planlıyorum. O yüzden de eğer abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim ve bildirimleri de açarsanız böylelikle video yüklendiğinde haberdar olursunuz. Özellikle telif hakkını konuşmadık. Onu bir sonraki umarım programda konuşuruz ama telif hakkı dışında şu anda
çok fazla Google'ın, Apple'ın Avrupa Birliği ve Amerika'da çok büyük davalar oluyor ve çok büyük zararlarla karşı karşıya kalıyorlar. Milyon dolarlık zararlar ödüyorlar. Antitrust davaları var. Elon Musk'ın OpenAI'ye açtığı dava var. Onları konuştuk. Onları da takip edip izleyebilirsiniz. Gelelim bahsedeceğimiz bir sonraki yapay zekaya. Cognition Labs'den bahsedeceğiz. Cognition Labs'in Devin isimli bir yapay zekası var ve bu yapay zeka ailedeki Devin'den farklı olarak, aile dizisindeki Devin'den farklı olarak dünyadaki ilk yazılım mühendisi olan yapay zeka. Bu ne demek? Yani yazılım mühendisliğini artık öğrenmeyi bırakabiliriz. Tıpkı Nvidia'nın CEO'su ve kurucu ortağı Jensen Huang'ın söylediği gibi artık hiçbir çocuğun yazılım öğrenmesine gerek kalmayacak. Çünkü yapay zeka yapabilecek. Ve öyle ki bu Devin neler yapabiliyor? Hemen size onu göstereyim. Scott Wu ve kardeşi Neil Wu tarafından kurulmuş Amerikalı bir şirket. Scott Wu Harvard mezunu ve robotik üzerine, yani daha sonra yapay zeka üzerine çalışıyor ve bu şirket Cognition Labs 21 milyon dolar Peter Thiel'in şirketinden yatırım aldı. Ve şimdi size onun X şeyini buluyorum. Videoları var çünkü hani kendileri anlatıyorlar neler yaptıklarını. Gelelim Cognition Labs'e. Web sitesi yapabiliyor. Uygulama yazabiliyor. Yani web sitesi hiçbir şey gibi kalıyor. Uygulama yazabiliyor. Herhangi bir hatayı görebiliyor. Şimdi anlatan kişi de burada. Hey, I'm Scott from Cognition AI. And today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Dünyadaki ilk yapay zeka yazılım mühendisi. Bir yazılım yazabiliyor, yazılımdaki hataları bulabiliyor. Başka kendi yapay zeka modellerini eğitebiliyor, ince ayar yapılabiliyor. Dolayısıyla burada aslında işte demin de söylediğim gibi insan seviyesini aşan, insan seviyesi eşiğini aşan ve güvenilir bir şekilde çalışan ilk yapay zeka ajanını görüyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Perplexity'nin CEO'su söylüyor. Perplexity de bu arada gitgide Google'a iyice Google arama motoruna rakip olmaya başladı. Ondan size bahsetmek sürekli istiyorum. Çünkü Perplexity gerçekten çok iyi bir haber alma ve ayrıca bir iyi, çok iyi bir sohbet robotu, chatbot ayrıca. Ve öyle ki bu Devin normalde şu anda gerçek dünyadaki yazılım mühendislerinin karşılaştığı problemleri çözme konusundaki iyiliğine bakın, ne kadar iyi olduğuna bakın. Devin yüzde neredeyse 14 ile gerçek dünyadaki yazılım mühendisleri performansını gösterebiliyor doğruluk açısından. Claude 2'ye mesela, Anthropic'in Claude 2'sine baktığımızda en bir önceki en yüksek oydu. 4.80 ile görüyoruz. Llama'yı görüyoruz. Sonra GPT mesela 1.74 doğruluk payı var. Ama Devin gerçekten bu konuda çok çok iyi. Yani artık evet, yapay zeka bizim istediğimiz tüm yazılım konusundaki desteği ya da yazılım konusundaki ihtiyacımızı karşılayabilir hale geliyor. Bu sadece bir başlangıç bu arada, bu gördüğümüz. Yani evet, bu bir adım. Dolayısıyla belki de evet, artık yazılım mühendisliği okumaya gerek kalmayacak ya da yazılım mühendisine artı başka yetenekler geliştirmek gerekecek. Çünkü herhangi bir uygulama yazmak işte bir yapay zeka kadar artık yakın olacak. Şimdi bugün anlattıklarımdan hangi yapay zeka veya robot sizin en çok ilginizi çekiyor? Onu da yorumlara yazarsanız, ismini yazmanız yeterli. Hangisi daha çok ilginizi çekiyor onu merak ediyorum. Ben de kendiminkini daha sonra yazıp pinleyeceğim. Ama önce sizinkini duymak istiyorum. Gelelim bir sonraki yapay zekaya. Bu sefer de Covariant isimli bir şirketten bahsedeceğim. Gene Amerikalı bir şirket bu.
Ve bu şirkette hem yapay zekayı kullanıyor ama bir yandan da bir robot, esas olan robot kolu. O robot koluna can verense büyük bir dil modeli ve bu büyük dil modeli sayesinde de istediğiniz görevleri yazıyorsunuz ve o da depoda ya da bir fabrikada istediğiniz görevleri yerine getirebiliyor. Artık şirketler, yani OpenAI ya da Midjourney gibi böyle chatbotlar, imaj üreten ya da işte text ya da video üreten şirketlerden ziyade daha fazla artık onların fiziksel dünyaya taşındığını görmeye başlıyoruz. İşte bence çığır açıcı konu da burada başlıyor. Şimdi 3 tane OpenAI araştırmacısı, önceden OpenAI araştırmacısı olan kişi tarafından kurulmuş bir girişimden şimdi söz edeceğiz. Ve bu girişim Kaliforniya'da merkezi ve bir robotik şirketi. Ve bu şirket neler yapıyor? Şimdi size hem videosunu göstereyim bir yandan hem de üzerine konuşalım. Gerçekten yapay zekayı bambaşka bir noktaya taşıyor. Çünkü gördüğünüz bu ChatGPT benzeri bir büyük dil modeliyle eğitilmiş ve eğitildiği için de verdiğiniz görevleri yerine getirebiliyor. Bu şirket aslında robot kollarının depolardaki kutulardan ürün almasını sağlamak için makine öğrenimi kullanan yazılımlar satıyor. Fakat bunlar eğitildikleri görevlerle sınırlı kalıyorlar. Şimdi RFM1 gibi ismi verdikleri bir model var. Bu da yeni görevlere çok daha akıcı şekilde cevap verebiliyor. Ve bu Covariant isimli şirketin aslında stratejisi Tesla'nın kendi kendine sürüş algoritmalarını eğitmek için sattığı arabalardan elde ettiği verileri kullanmasına benzetiyor. Burada da aynı şeyi yapıyoruz diyor. Yani Tesla nasıl ki aslında otonom sürüşe ya da pek çok otonom yapay zekaya sahip bir araba satıyor ama aslında bir yazılım satıyor. Covariant da aslında fabrikalarda, tesislerde bu robot kollarının yapacağı işleri aslında satıyor. Onların yazılımlarını satıyor diyebiliriz. Yani bu robot robotun can vermesine, can bulmasını sağlayan kalbi ve beyni yönetiyor ve ona sahip olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Burada peki nasıl çalıştırılıyor? Şimdi size burada nasıl çalıştığını gördünüz. Kurucu böyle bir ortamda bu arada çalışıyorlar. Kurucu ortaklarından Peter Chen burada yazıyla bir komut veriyor ve hemen ona cevap verdiğini görüyoruz. Bir şey alıyor ve sonra onu bir kutunun içine koyduğunu görüyoruz. Bunlar da işte 3 ortak OpenAI'da araştırmacı idiler. OpenAI çok iyi bir eğitim merkezi, çok iyi bir okul olmuş gibi görünüyor bu arada. OpenAI'dan çıkanlar, işte Anthropic'ten bahsettik, o da aynı şekilde. Şimdi Covariant isimli bu şirket de aynı şekilde. Oradan çıkan araştırmacılar kendi şirketlerini kuruyorlar ve yeni yeteneklerle beraber yeni yeteneklere sahip farklı şirketler kuruyorlar. Burada da muzu alıp onu başka bir alana koyduğunu görüyoruz. Yani aslında çok fazla fabrikalarda işte işçiye de gerek kalmayabileceğini, daha zorlu, daha tekrarlayan, daha ağır görevleri yerine getirebileceğini aslında burada görüyoruz. Ve burada hem bir yapay zeka yazılımı hem de bir robot görmüş oluyoruz. Humanoid değil belki ama her robotun da zaten humanoid olmasına da gerek yok. Fabrikalarda bu tip böyle robot kollarına ihtiyaç var. İşte görevleri yerine getirecek. İşte buradaki asıl mesele de bu yazılımları yapmak. Nasıl? Bakın burada böyle odalar görüyoruz ve bu odalarda da farklı farklı kolları görüyoruz. İşte onların yazılımlarını burada geliştiriyorlar. The Wire'da da bununla ilgili bir haber vardı. Ve gelelim bence bugün en önemli haberlerden bir tanesi. Figure isimli bir robotik şirketi var. İlk Ocak ayında, Ocak 2024'te BMW ile olan işbirliğini duyurduk. Figure 01 isimli, Şekil 1 isimli bir robotları var. Humanoid bir robot ve o artık Amerika'daki BMW fabrikalarında çalışmaya başlayacaktı. İlk önce onunla duyurduk. Sonra bu arada geçtiğimiz sene, bir buçuk iki sene oldu bu şirket kurulalı. Figure isimli şirketin. Ve Sam Altman OpenAI'dan
yatırım aldığını biliyoruz geçtiğimiz Mart ayından itibaren. Daha sonra bu ay bir anda 675 milyon dolar farklı oyunculardan ve büyük oyunculardan yatırım geldiğini duyurduk. Hatta öyle ki 2.6 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı şimdi bu figür şirketi. Ve şu anda Nvidia, Jeff Bezos kendi ayrı şirketiyle, ayrıca Amazon, Microsoft, OpenAI zaten vardı, Intel ve farklı birkaç şirket daha yatırım yaptılar figür şirketine ve neden diyorduk, yani nasıl bir humanoid robot gelecek derken bir baktık ki bu robot bir anda gerçek dünyayı algılayabiliyor, aklını çalıştırabiliyor ve size geri dönüş sağlayabiliyor ve sizinle konuşabiliyor bunu yaparken. Konuştuğunuzu da duyuyor. Bir text yazmıyorsunuz mesela Covariant isimli şirketteki gibi. Gerçekten bu şu anda yine bir adım atmış olundu. Bu tıpkı OpenAI'ın ilk ChatGPT duyurması gibi. Şimdi bu sene artık humanoid ve humanoid olmayan ama dünyadaki farklı robotları konuşacağız. Ve bu ChatGPT, GPT'ler, Claude vesaire gibi yazılım, yapay zeka yazılımları da sadece bir yazılımdan ibaret olacaklar. Yani yazılımlar belki çok önemli ama MS-DOS gibi. Yani nasıl ki işte 1990'larda Microsoft tarafından IBM için geliştirilen işletim sistemiydi MS-DOS. Bu yapay zeka işte şirketlerinin yazılımları da sadece bir işletim sistemi olacak. Ve asıl işte bu humanoid ve farklı robotları daha fazla konuşmaya başlayabiliriz. Figür'ün kurucu ortağı ve CEO'su Brad Adcock, o da kendi internet sitesinde X üzerindeki sosyal platformdan duyurdu. Ve bu arada Boston Dynamics, Tesla, Google DeepMind ve Archer Aviation, yani bir eVTOL şirketinin eski çalışanları tarafından bu arada bu girişim, robotik girişimi kuruldu ve bu kadar geliştirildi. Acayip iyi bir takım var arkasında. Şimdi size hemen figürü göstereyim. Şimdi X'ten açıyorum. X'ten açmıyorum. Ben aslında onu size altyazılı halini hazırladım. Hemen onu size buraya getiriyorum ve sesini duymanızı istiyorum. Hey, figure one, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Şimdi burada ne görüyorsun diye soruyor. O da işte tabakları gördüğünü, bir tabağın üzerinde bir kırmızı elma gördüğünü, yanında da kişiyi gördüğünü söylüyor. Daha sonra işte sorular soruyor. Bu çöpü toplarken az önce ne yaptığını açıklayabilir misin diyor. O da sana elmayı verdim çünkü masadaki tek yenebilecek şey oydu diyor. Şu andaki sahneye göre önündeki tabakların nereye gideceğini düşünüyorsun diye soruyor adam. Muhtemelen bir sonraki kurutma rafına gidecektir diye cevap veriyor. Sensörleri var, mikrofonu var, kameraları var. Bir yandan hareketleri, kabiliyetini de gördüğün zaman işte parmakları var. Kabiliyet, hani normal böyle daha yağ gibi soft bir şekilde, yumuşak bir şekilde kaydığını görüyoruz. Etrafı bakın nasıl güzel toparlıyor. Yani neredeyse o tutuk halinden, genelde gördüğümüz robotların tutuk halinden çok çok ileride olduğunu görüyoruz. Böyle daha ortalama, daha yavaş hareket eden, hani yavaş demek de belki doğru değil ama pürüzsüz hareket ettiğini söyleyebiliriz. Konuşması bir insan konuşması gibi. Ve
aklını kullanabiliyor. Aklını kullanabiliyor olması da bundan sonra dünyadaki tek akıllı varlığın biz olmayacağımızın da göstergesi. Böylelikle artık iyice nüfusun artacağını söyleyebiliriz ve nüfusun artmasıyla beraber bu nüfus insanların üremesiyle artmayacak, bu akıllı varlıklarla beraber artacak. Yuval Noah Harari, Homo Sapiens'in yazarı da bunu söylemişti. Uzaylı aramanıza gerek yok, dünyadaki nüfus artacak ve bu akıllı varlıklarla artacak demişti. Burada da çok haklı olduğunu görüyoruz. Peki nereye gidecek? Yani burada bir yandan burada hızlandırmalı bir video da görmüyoruz. Normal zamanda, eş zamanlı, hani şu anda herhangi hızlandırılma yapılmamış ve insan gibi cevap verdiğini görüyoruz. İnsan gibi duraksadığını bazen konuşurken görüyoruz. Böylelikle de artık gerçek hayatta hepimizin yerini alabilecek akıllı varlıklar görüyoruz. Yani işte benim yaptığım işten tutun işte ev temizliğine kadar belki işte belediyeleri yönetecek ya da yönetici yardımcısı olacak. Dışarıda işte belki temizliğe yardımcı olacak. İşte bir şoför olarak görebileceğiz. Yani aslında her yerde daha fazla bu akıllı varlıkları görmeye başlayacağız ve bu sadece bir başlangıç. Ve şu anda öyle bir başlangıcın eşiğindeyiz ki, yani belki bugün doğan çocuklar zaten bu işte Jetgiller'deki Rosie tarzı robotlarla iletişimde olacaklar. Öğretmenler artık belki böyle olacak. Belki yanımızda çalışanlar da bu robotlar haline gelecek ve işte robotlar da giderek daha fazla işte ucuzlayacak. Elon Musk'ın şöyle bir düşüncesi vardı, işte dünya birkaç 10 sene sonra bolluk ve bereketin olduğu bir yer haline gelecek. İşte orada da servisler anlamında işlerin yapılması, onların sağlanması anlamında bolluk olacağını söylüyordu. Yani şu anda var olan işlerin hepsini devralabilecek işte bu robotlar gelecek ve burada da bir bolluk olacağını söylüyor ve bununla beraber de o işlerin yapılması daha kaliteli hale de gelecek. Daha işte bereket, işte abundance'dan bahsediliyor. Yani abundance kavramından. Yani hem fazlalaşacak, iş gücü anlamında daha fazla robotlara yer verebileceğiz ve bu da daha fazla aslında insana vakit bırakacak ya da daha fazla başka işler uğraşmaya başlayacağız. İşte uzaya gitmek belki daha hızlı mümkün olabilir. Ama gördüğümüz gibi şu anda olduğumuz yer çok heyecan verici. Bunlar yani gerçekten internetin bulunduğu zamanlar gibi. Ama onlardan çok daha büyük etkileri olacak. Hayatımızı çok büyük anlamda kolaylaştıracak. Ama bir yandan da tabii ki ürkütücü. Her madalyonun bir yüzü olduğu gibi bir de iyi yüzü diyelim, bir de kötü ve karanlık yüzü de olabilir. Bunlar işte savaş anlamında da bu araçlar, bu robotlar kullanılabilir. O günlerde uzak olmayacaktır. Zaten dronlar şu an kullanılıyor. Peki kim kurdu bu şirketi? Brad Etcock isimli 1986 doğumlu bir Amerikalı girişimci. Bu girişimcinin daha önce işte farklı girişimleri de olmuş. Bir tanesi Vettery isimli bir böyle kariyernet gibi bir girişim olmuş. Bir de ondan sonra Archer Aviation'ı kurmuş. Archer Aviation'da zaten şu anda bu Figure isimli şirkete de dahil aslında olmuş oluyor onun teknolojisi. eVTOL şirketi, Archer şirketi de. Şu anda hiç daha önce mesela o Sam Altman yoktu hayatımızda 1,5 sene önce. Sam Altman konuşmaya başladık. Şimdi bu beyi de daha fazla görmeye ve daha fazla muhtemelen konuşmaya başlayacağız. Sizin en çok dikkatinizi çeken, en çok ilginizi çeken yapay zeka veya robotik ürün hangisi oldu? Hangisini daha çok beğendiniz? Hangisi daha çok sizi heyecanlandırdı? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben de kendi yorumumu dediğim gibi bir 24 saat sonra yapayım. Bugün gelsin yorumlar, ondan sonra ben de kendi yorumumu yapacağım. Ne diyelim? Bugün o zaman programın sonuna geldik. Şu anda sadece dünyada var olan tek akıllı canlı tür olmanın keyfini çıkardığımız
günler olsun diyeyim. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.